saatlerimiz onu gösteriyor. Baharla güzel şeyler başladı. Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. 1,5 saat boyunca da birlikte olacağız. Efendim şu an stüdyomuzda İbrahim Gökçek bizimle birlikte. Herbalist İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi bugün biz sizinle alerji, gastrit ve şeker hastalığından zayıflamaya kadar uzanan bu rahatsızlıklarımızda bitkilerin yeri ve önemi hakkında evet. konuşacağız. Bu anlamda bilgiler alacağız. Sizler de bu arada bizlere ulaşmak istiyorsanız 0212 625 58 33 bu numaralardan bizi arayabilirsiniz. Peki başlayalım. Biraz gastritten başlayalım. Evet, olur, çağımızın tabii. önemli rahatsızlıklarından bir tanesi. Herkeste neredeyse var bu sıkıntı. Evet, gastrite karşı bayağı ağırmış. Çok güzel, çok basit bir çözüm var. Nedir? Lahana. Şimdi bu lahananın içinde ne var? Lahananın birleşiminde vitaminler, mineraller, enzimler binlerce var. Fakat çok hassas bir madde var bu lahananın birleşiminde. Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Çok hassas bir amino asit. Haşlandığında, kaynatıldığında hemen bozulur, etkisi sıfıra düşer. Haşlanmaması ve kaynatılmaması gerekiyor bizim. Yani bir de rahatsızlığı varsa, bir de rahatsızlığı varsa kişide gastrit, ülser, bunu iyileştirmek istiyorsa, haşlarsa, kaynatırsa etkisi sıfıra düşer. O zaman mide için kullanmaya gerek yok. O zaman yemeğini yapacaksın, yiyeceksin. Sarmasını yapacaksın. Şimdi bununla ilgili Profesör Doktor Cherney, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı ekiplerle değişik hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Lahanayı araştırarak. Lahananın gastriti, ülseri hı hı. tedavi ettiğini belgelemişlerdir. Cherney'nin yapmış olduğu araştırmalarda efendim bulmuş olduğu maddeyi metilmetilyonun sulfonyum bromiti U vitamini zannetmiş. Yani ülseri iyileştirdiği için adına U vitamini demiş. Bazen de ulkus faktör dendiği de olmuş ülseri iyileştirdiği için. Daha sonraki yapılan araştırmalarda U vitamini diye bir vitamin olmadığı, bunun çok hassas bir amino asit olduğu doğru, belgelenmiştir. Bilindiği gibi amino asitler 22 tane ana amino asit var. Bir de yan amino asitler var. İnsan vücudunda protein yapımında, hücre yapımında kullanılan. İşte bunun birleşimindeki bu çok özel metilmetilyonun sulfonyum bromit gastriti, ülseri iyileştirir. Kaç günde? 3-4 haftada. Ne kadar kısa bir sürede ne kadar önemli bir sıkıntıdan kurtulmuş olacağız. Evet, çok kolay. Püre haline getirdikten sonra sıkıp suyunu içiyorsunuz. Fakat nadiren guatra sebep olabilir. Bir de böyle rizikosu var. Çünkü lahananın birleşiminde radanoidler denen bir etken madde var. Tiyosiyanat diğer adıyla. İyot yani tiroid bezesine iyot akışını engeller bu. Uzun süre mesela çok ağır gastriti, ülseri, reflüsü var. Uzun süre lahana suyu içecek. Günde diyelim ki 3 defa bir su bardağı içse ne yapar? 600-700 mililitre. Evet. Bu da 6 haftayı geçerse, uzun süre kullanırsa, çok ağır bir durumda varsa, söz konusu, guatra sebep olabilir. Yani Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar, gastriti, ülseri, reflü iyileştirmişler. Fakat yan etkisi konusunda herhangi bir çalışma yapmamışlar. Onunla ilgili çalışmayı biz yaptık. Ne kadar güzel. Yan etkisini ortadan kaldırdık. Çok özel bir formül geliştirdik. Birleşiminde beyaz lahana, kırmızı lahana ve 19 çeşit bitkiden oluşan bir lahana suyu ürettik. Bu Almanya'da hemen hemen her eczanede ve orada aktarlara reform house denir. Ki Almanya'da bu anlamda çok ciddi araştırmalar da yapılıyor. Yani onlar birazcık daha sıkı yönetim halindelerdir. Tabii, tabii. Bütün Avrupa'da, Rusya'da, Fransa'da, sadece Almanya değil, Amerika'da, dünyanın birçok ülkesinde lahana suyu eczanelerde hı hı.
reform havuzlarda, bio havuz dedikleri böyle yerlerde satılır. Suyu satılır. İnsanlar bunun suyunu içerler, gastritten, ülserden, reflüden kurtulur. Artı zayıflatıcı özelliği var. Fakat uzun süre kullanıldığında guatr olma riskosu var. Şimdi biz bu riski istemiyoruz hayatımızda. Evet. Peki bu zaman ne yapacağız? Yani guatr şimdi işte, zayıflamaya çalışırken ya da gastritten kurtulmaya çalışırken guatr ciddi bir işte rahatsızlık onunla olur. İlgili biz bir formül geliştirdik. Birleşiminde 19 çeşit bitki var. Zencefil, zerdeçal, efendim at kuyruğu otu vesaire vesaire. Tiroid bezine iyot akışını engelleyen tiyosiyanatı frenledik. Böylece ne oldu? Yan etkisi ortadan kalktı. Kullandığı zaman kişi bir problem olmaz. Uzun süre kullanabilir. Gastriti, birçok gastrit türü var. Gastritin oluş sebebi %80 akıllı bir bakteri var. Helicobacter pylori. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı. Akıllı diyoruz. Neden akıllı? Mide mukazası. Mide çok sert bir asit salgılar. Evet. Hidroklorik asit. Mesela yanlışlıkla metal para yuttu. Paslı. Saniyede tertemiz eder. Hidroklorik asit. Çok sert bir asittir. Mesela kişi et, ekmek, sebze, meyve ne yerse yesin. Mide asidi besinlerde ne olursa olsun ne yapar? Bulamaşa dönüştürür bütün besinleri. Püre haline getirir. Çok sert bir asit. Fakat kişi yemek yerken, yemekten hemen önce, yemek yerken ve yemekten sonra bol sıvı tüketiyor insanlar, su içiyor, su içiyor, iyidir diye. Yemekten 15-20 dakika önce su içilebilir. Ama yemek sırasında tüketilen sıvı mide asidinin kalitesini düşürür. Özellikle de kola gibi içecekler daha tehlikeli. Böylece sindirim zorlaşıyor. Mide asidinin kalitesi düştüğü için reflü meydana gelir. Sıvı tüketilirse yemek sırasında sıvı tüketmek iyi değil. Yemekten 2 saat sonra sıvı tüketmek gerekir. Veya 15-20 dakika önce. Mide asidinin kalitesi düşerse besinleri sindiremeyiz. Sindirim rahatsızlığı ortaya çıkarsa bağırsaklarda bantarlar ve bakteriler çoğalır. Evet. Bağırsaklar bozulur, bağırsak florası bozulur. Mide bozulur, bağırsak bozulur vesaire. Mide yeterince intrinsic faktör salgılayamaz. Intrinsic faktör salgılayamazsa ne olur? Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi bağırsaklar absorbe edemez. Kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır zamanla. Bağışıklık sistemi çıkar. Bu da zamanla alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon vesaire vesaire birçok hastalığı tetikler. Bu nedenle sıvı tüketmek yanlış. Yemek sırasında. İzleyicilerimize bu arada telefon numaralarımızı da hatırlatmak istiyorum ben. Sizler de bizi arayarak canlı yayınımıza katılabilirsiniz. İbrahim Gökçek bizimle birlikte. Biz bugün gastrit, alerji, şeker hastalığı ve zayıflamaya kadar bitkilerin yararları hakkında konuşuyoruz. Zararlarını da burada İbrahim Bey bizlere anlatıyorlar. Sizler de 0212 625 58 33 telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımıza da bu numaralardan katılabilirsiniz. Evet, akıllı bakteri dediğimiz Helicobacter pylori. İşte bu çok sert mide asidinden kendini korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretir. Mide mukozasını delip altına geçtikten sonra köpüğü bırakır ve böylece tahribata başlar. Akıllı bakteriye karşı, Helicobacter pylori'ye karşı dünyada en etkili lahanadır. Lahananın birleşimindeki... Ne kadar çok bilmediğimiz yararı varmış. Metilmetilyonun sulfonyum bromit bakteriyi yok eden en etkili, en doğal, hiçbir yan etkisi olmayan bir üründür. En etkili. Ha bazıları hemen doktora gidiyor. Doktoru da ne yapıyor? Helipak, trio vesaire diye üçlü antibiyotik veriyor. Üçlü antibiyotik. Bunların içerisinde kimyasallar da var tabii yan etkileri. Hep kimyasal. Yani helipak, trio denen bu iki. Kullanırsa ne olur helipak veya trio? Ne olur? Sadece zararlı bakteri yok olmaz. Bağırsaklarda her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var ve bunun hemen hemen yüzde sağlıklı insanda 95-96'sı faydalı bakteri. Faydalı bakteriler. Faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Bu da alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon tetikler. Yani gastritten kurtulayım derken çok çok ağır hastalıkları kimyasallar tetikler. Bu nedenle hemen antibiyotik almak mide için birçok hastalığı tetikleyicidir. Evet.
Yani antibiyotiklerden özellikle biz bir de doktora da danışmadan kullandığımız bile oluyor. Yani, yani dolayısıyla evet böyle durumlar duyuyorum ben. Aman buradan da izleyicilerimizi tekrar uyarmış olalım yani. Doktorumuza danışmadan da antibiyotik kullanmayalım. Kendi kafamıza da göre de kullanmayalım. Antibiyotik gerçekten çok ağır ve yoğun bir şey. Yani gerek yoksa doktorumuz bile vermesin yani bize tabii, antibiyotik. Tabii, Türkiye'de maalesef ağrı kesiciler, antibiyotikler, leblebi gibi tüketiyoruz maşallah. Evet. Mecazi maalesef. Anlamda maşallah diyoruz. Almanya'da mesela bir şehirde, küçük bir şehirde, Neuwied'de bir çocuk bademcik ameliyatı olmuş. Annesi de refakatçi kalıyor. Doktoru demiş ki annesine, çocuk çok ağlarsa, sancısı, ağrısı olursa fitil ver demiş birkaç tane. O da fazla vermiş. Çocuk ağladıkça fitil vermiş. İki gün sonra 10 yaşındaki çocuklarını kaybettiler. Otopsi sonucunda parasetamol içeren, parasetamol ağrı kesici. Bugün anneler, babalar çocuklarına ağrısı, sızısı olsun, orası, burası, şurası ağrısın, hemen ağrı kesici veriyorlar. Herkes kullanıyor ağrı kesici. Ne oldu? Çocuk öldü. Neden öldü? Araştırdılar, otopsi sonucunda parasetamolun karaciğeri bitirdiği tespit edildi. Çürütmüş. Parasetamol. Yani rastgele ilaç kullanıyorlar. Türkiye dünyada en çok antibiyotik kullanan ülke. Neden? Maalesef. İnsanlarımız bilinçlendirilmiyor. Herkes televizyonlara çıktığında, yani birçok, herkes demeyelim de, ürün tanıtım, ürün tanıtım, ürün tanıtım, para, para, para. Yani Avrupa'da, bu tür Avrupa'da olsun, Amerika'da, Asya'da olsun, insanları bilinçlendirici çok güzel programlar oluyor. Bizde de yeni yeni başladım maşallah. Yani yurt dışında zaten bir doktorun antibiyotik yazması bile çok zor. Çok düşünerek, çok farklı işte kurulların sonucunda antibiyotiği farklı tabii, şekillerde tabii. yazıyorlar. Bizim kadar kolay temin ben edilmiyor. 20... Antibiyotiği eczaneye gidip alabiliyoruz biz, onlar alamıyorlar. Böyle durumlar evet, söz konusu öyle. Değil tabii. 29 yıl Almanya'da kaldım. İlk gittiğim zamanlar onlarda da bilinç yoktu. Bir ara bir nedenle hastanede kalmıştım. Sabah kuşluk vakti, öğle, ikindi, akşam, yatmadan önce günde 6 defa şöyle özel bir ilaç kutuları var. 4-5 tane ondan, 4-5 dedim. Bu ne ya? Durmadan ilaç veriyorsunuz. O zaman ben de bilinçli değildim yani. O zaman kaç yaşındaydım? 20 yaşlarında bir gençtim. Bilmiyordum o kadar. Bu kadar ilaç ne olacak dedim. Ya şu şunun için, bu bunun için, o onun için. Bir tanesinin yan etkilerini yok evet, etmek evet. için. Yani 30 çeşit hap yutturuyorlardı. Bütün hastalara, hastanede herkese veriyorlar. Aradan yıllar geçti. Ya, tekrar hastanede kalmak zorunda kaldım. Aa, baktım hap yok. Neden vermiyorsun? Aa, gerek yok. Ağrın sızın varsa geçer. Problem değil. Çok ağrın varsa nane çayı iç. Papatya çayı iç. Bitkilere hastanelerden şimdi başladı, koridorlarda orada sarı kantorun çayı, papatya çayı, nane çayı, bitki çayları veriyorlar hastalara. Antibiyotik, ağrı kesici vermiyorlar. Çok çok ameliyattan çıkmışsa, çok çok ağrı problemi varsa belki. Yoksa kimyasal ilaç vermiyorlar. Rahatsız olan gidiyor orada, mesela koridorda çay var, bitki çayı içiyor hastanede. Hı hı. Yani öyle bir gelişme çok var. Çok etkili zaten bitkilerin, biliyoruz ki bitki çayını kullandığımız andan itibaren ağrı ya da birçok etkisini hemen hissedebiliyoruz biz de. Evet, konuyla ilgili olarak bir şey daha anlatayım. Yeri gelmişken, kimyasal ilaçların biz Türk milleti olarak yan tesirleri hakkında fazla bilinçli değiliz. Çünkü kimyasal ilaçların ne kadar büyük felaketleri tetikleyebileceğini görmedik yani. Hı hı. Fakat Almanya bununla ilgili 60'lı 70'li yıllarda bir ilaç kullandılar. Yasaklandığı için ismini söyleyebilirim. Kontagan. Bu hapı kullanan bütün bayanlar, adet öncesi ağrı ve sancısı olanlar, premenstrüel sendrom dediğimiz adet öncesi ağrı, sancısı olan bayanlar kullandı. Bunu kullanan bütün bayanların çocukları üzürlü doğdu. Kolsuz, ayaksız, bacaksız. Oh. Orada iki parmak, burada iki şu parmak. Beyinden tamamen özürlü. 15 bin özürlü çocuk doğunca mahkemeler, firmaya mahkeme verdiler. Hı hı. İlaç üretici firmayı. Artık o saatten sonra yani neye yarar, o da ayrı mesele ama. Buna rağmen firma üretti. Durduramadılar. 11 yıl ilaç üretti. 11 yıl sonunda mahkeme kararıyla firmanın
resmini durdurdular. Fakat bu firma elindeki depolardaki bütün ilaçları imha etmedi. Türkiye, Mısır, Endonezya gibi 3 ülkeye bile sattılar. O zaman Sağlık Bakanı kimdi bilmiyorum ama Türkiye'deki bir Sağlık Bakanı bulunup yargılanıp vatana ihanetle yargılanması gerek. O nedenle Türkiye'de çok özürlü ve engelli ortaya çıktı 70'li yıllarda. Bunu depolardaki bütün ilaçları Türkiye'de kullandılar. Satıldı yani piyasa, yok etmediler. Bir de böyle bir bir bilinen yan etkileri var. Bir de bu anlamda yaşanan ciddi skandallar tabii, tamamen özürlü. Yani elsiz, kolsuz, ayaksız. Peki birazcık daha konumuzu değiştirelim. Ben izleyicilerimize de telefon numaralarımızı tekrardan hatırlatayım. 0212 625 58 33 sizlerin de söyleyeceği bir şey varsa bu konuyla alakalı. Aynı zamanda merak ettikleriniz varsa İbrahim Gökçek bizimle birlikte birçok sorumuzda da yanıt veriyor. Bitkilerle alakalı, bitkilerin faydaları ve zararlarıyla da alakalı dikkat edilmesi gereken çok ayrıntı var. Gastritle alakalı... Gastriti yani sadece bakterinin tetiklediği gastrit değil. Mesela virüsün tetiklediği gastrit veya mantarların tetiklediği, sebep olmuş olduğu gastrite karşı aloe vera etkili. Virüsün tetiklemiş olduğu gastrite zencefilli özel bir formülümüz var bizim. Bir de birçok insanda kimyasal kullanmaktan dolayı ağır kimyasal ilaçlar antral gastrit. Bu mide mukozasını böyle yakıyor, kavuruyor. Hı hı. Adeta silikleştiriyor, bariyeri yok ediyor. Dönülmesi imkansız, tedavisi imkansız bir hal ortaya çıkıyor. Bu Çernobil'deki atom reaktörü kazasından sonra Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya'da birçok çocukta antral gastrit vakası ortaya çıktı. Mide ve bağırsakları tamamen bu radyoaktif madde silikleştirmiş. Evet. Damarlar böyle gözükür hale gelmiş. Üstündeki bariyeri yok etmiş. Buna karşı spirulina, yani bu yosundan elde edilen bir ürün, bu etkili. Ki. Yani gastritin ne tür gastrit olduğunu bilebilirsek, hı hı, doktor zaten teşhis koyuyor, tedavisi mümkündür. Her türlü gastrit tedavi edilebilir. Peki zaten yani bizde bulunanlar içinde baktığımız zaman lahana da bu anlamda çok etkili dediniz zaten, evet, ama dikkat edilmesi gereken uzun süreli kullanımda guatr meydana gelebilir. Bunun da yan etkilerini ortaya çıkıyor. Evet, onları giderecek bir takım formüller söz.